Dinleyicimiz hanım dedi yabancı Hristiyan'dan. Daha önce ben dedi hani ehli kitap olan birisiyle evlenebilir diye biliyordum dedi. Doğru biliyor. Ehli kitap olan Hristiyan ve Yahudi bir hanımla bir Müslüman erkek evlenebilir. Caizdir. Ama Müslüman bir kadın ehli kitap olan herhangi bir erkekle evlenemez. Evlenmeye niyet ettiği zaman da kafir olur diyor. İmanı gider. Dinleyicimiz diyor ki zaman zaman ben işte anlatıyorum. Dilim döndüğü kadar İslamiyet'i anlatıyorum. Dinliyor ama herhangi bir tepki de vermiyor. Yani bunu bu şekilde yapmaktansa dinleyicimiz İslamiyet'i anlatan doğru kitapları hanımına versin. Mesela şu anda bizi nereden arıyor bilmiyoruz. Ama bilgisayarı varsa hakikatkitabevi.com o adrese girsin. Hakikatkitabevi.com. Hakikat Kitabevi'nin yayınlamış olduğu kitaptan İngilizceler var. Bu kitapların hepsinin İngilizcesi var. Tam İlmihal Saadet Ebediye dahil. Mesela bu cevap veremedi. Harput Disak Efendi'nedir bu kitap. Diyaül Kulüptür aslı. Bunun İngilizcesi var. Herkese lazım olan iman. İtikadname kitabından Mevlana Bağdadi Hazretleri'nin aynı şekilde Türkçe'ye aktarılmıştır. İman bilgilerini anlatır. İslam Ahlak kitabı var. Tam İlmihal Saadet'te bir kitap var. Bunların İngilizcelerini temin etsin. Hanıma aynı şekilde koysun önüne. Çünkü oradaki sözler hani dinleyicimizin hatırına şu gelmesin. Efendim ben temelli hani cahil yaptınız. O bayanadan söylemiyoruz. Haşa tenzih ederiz. Hiç kimseye öyle bir ithamımız olmaz bizim. Şimdi kocası bile olsa birisi bir şey söylediği zaman karşıdakinin netice itibariyle nefsi var. Nefs harekete geçer. Yani sen önce kendine bak der. Sen doğru dürüst ancak de İslamiyet'i öğrenmiş misin? İslamiyet'in bütün emirlerini yerine getiriyor musun? Bana İslamiyet'i tavsiye ediyorsun. Nitekim öyleleri de oluyor. Ha, bu dinleyicim üzerine alınmasın. Adam diyor ki mesela hanımına Müslüman ol. Sonra kadıncağız mesela araştırıyor. İslamiyet'ten namaz var, oruç var, zekat var, içki haram, domuz eti haram. Kocası Müslümanlığı tavsiye edene bakıyor. İçki var, kumar var, domuz eti yiyor. Namaz yok, oruç yok, zekat yok. Ya diyor ki neye davet ediyorsun beni? Neye davet? Ben zaten sen o orada, haldeyim ben. Sen orada değilsin. Ha, sen orada değilsin. Sen benim yerimdesin. Yani benimle berabersin. Nereye çağırıyorsun sen beni? Nereye çağırıyorsun sen beni? Diye hatırına gelir. Rahatlıkla aynı şekilde bu gelebilir mi? Evet gelebilir. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarıyla baş başa kalınca kim olursa olsun netice itibariyle Allah'a tanıyan konudur o. Okur. İnsafla yaklaşırsa ki dinleyicimiz aynı şekilde hanımın o özelliklerini söyledi. İnsafla yaklaşırsa Cenab-ı Hak ihsanda bulunur. Cenab-ı Hak ihsanda bulunur. Hidayet kapıları açılır ve Müslüman olur. Hatta yani sonradan İslamiyet'i öğrendiği için kocasını da geçer, bunu da geçer. Ondan sonra bunu sıkıştırmaya bile başlar. Bak der, bu İslamiyet böyle emrediyorsa bunları yapmıyorsun der. Yapmıyorsun der. Şeyde TGRT'nin çektiği filmlerden Danimarkalı gelindi. Çok güzel işlenmişti o. Evet. Yani Müslüman olduğu dedik diyor, bu kadar da değil yani. Beş vakit namaz, tesettür falan dediği, yani de Müslüman ol dediysek diyor, bu kadar da değil diyor yani. Ne kadar çok olacaktı herhalde 10 gram bir şey herhalde. Yani gramla mı kiloyla mı satılıyor neyse. Onu o şekilde yapması iyi olur. Çünkü İslam alimlerinin sözleriyle onları görmedi. Yani oradaki ifadeler nefsi itiraz etse bile yani muhatap kim? Yazanlar vefat etmiş gitmiş asırlar öncesinden. Dolayısıyla bir menfaat söz konusu değil. Onu tekrar tekrar okur ve Ehl-i Sünnet alimleri de Allah rızası için yazdığı için kalbe tesir eder. Kalbe tesir eder. Hidayetine vesile olur inşallah. Zaten bütün bu kitapların yazılması, İslam alimlerinin bu hizmetlerinin sebebi bir kişi daha cehenneme gitmesin. Bir kişi daha cehenneme gitmesin. Tabii dinleyicimiz hani hidayete kavuşmaz, İslamiyetle şereflenmezse vefat edince yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demediği müddetçe, yani dille ve kalple bunu tasdik etmediği müddetçe ve bu hal ile ölmedikçe cehennemden kurtulamaz buyuruyor. Hani kendisini Müslüman zanneden çok kimse var ki ölürken kafir olarak ölüyor. Sonsuz cehennemde kalacak. Yani zannetmesin ki efendim ben Müslüman ana babadan doğdum. Müslüman ismi taşıyorum ve kendimi de Müslüman zannediyorum. Öyle Müslümanlık kalmaz. Mesela ahir zamanda buyuruyor. Önemli olan imanı korumak. İmanı korumak ama imanı korunmasının güç olmasının sebebi ahir zamanda helalle haram karışmış. Helalle haram karışmış. Ya adam helalle haram bildiği yok.
Dolayısıyla mesela kul hakkı ne alacak bu diyor falan. İman gidiyor, haberi yok. Dolayısıyla fıkıh, ilmihal kitaplarını okumayan bir kimse imanını koruyamaz. Hani bazılarının hatırına gelir. Ya der işte imanını korumak kafi bu. Öyle değil o. Çünkü bilgiler karma karışık. Hakla batıl karışık olduğu gibi helalle haram da karışık. Bunların karışması neticesinde çünkü harama helal demek Allah Teala korusun küfürdür buyuruyor. Helal haram demek o da küfürdür. Çünkü tahkiri tazim, tazimi tahkir küfürdür diye açık net bir şekilde şeyde Miftahul Cennet kitabında Muhammed bin Kutbuddin İzzik Hazretleri'nin hatta dedelerimiz o kitaba mızraklı ilmihal diyorlar. O kitapta açık net bir şekilde bildiriyor. İmam Bilgi Hazretleri de yazmışlar. Tazimi tahkir, tahkiri tazim. Yani Allah-u Teala'nın haram ettiği bir şeyi tahkir etmek. Yani onu beğenmemek gerekiyor. Sen onu beğeniyorsun. Ondan sonra Allah-u Teala'nın helal kıldığı şeyi de tahkir ediyorsun. O haram edeceğini falan diyorsun falan. Bunun haram olması lazım falan gibi. Kendi kafasına göre bu şekilde böyle hükümler veren de oluyor. Hükümler veren de oluyor. Yani harama helal, helala haram demek imanı götürür. Dolayısıyla bunları bilemeyen bir kimse Müslümanım dediği halde imanını yitirmiştir. Ve bu halde ölürse, tevbe etmeden ölecek olursa bu kimse sonsuz cehennemde kalır. Bir Hristiyan, bir Yahudi, bir ateşperest, bir putperest neyse bunlar da la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demedikçe ve buna uygun yaşamadıkça ölürken bu gönlünde olmadığı müddetçe kim olursa olsun ister Müslüman ana babadan dünyaya gelsin, ister Hristiyan ana babadan veyahut da Yahudi ana babadan veyahut da Meşrusi, putperest ve ateist ana babadan dünyaya gelsin, yani imansız gider ve netice itibariyle sonsuz cehennemde kalır. Peki efendim bununla evlenen mesela diyelim ki Hristiyan veya Yahudi bir hanımla evlendi, şimdi iman etmedi, kocası aynı şekilde imanlı oldu, o da imansız öldü. Ne olacak? Kadın cehenneme gidecek, erkek cehenneme çıkacak. Peki hatırlayacak mı? Hayır. Tersi de olabilir mi? Tabii. Erkek mesela Müslümandı, kadın Müslüman diye evlendi, sonra imanını yitirdi. Kadının imanını kurtardı, o cennete gitti. Erkek aynı şekilde imanını yitirdi, cehenneme gitti. Bir daha kurtulmaz mı? Eğer küfre düşmüşse, küfrün tövbesi yok. Cehennemlik azap sonsuzdur küfrün. Ama günah öyle değil. Günahın cezası 100 senedir, 500 senedir, 1000 senedir onu ben bilemem. Sahip bilir. Ama sonunda... Öldükten sonra küfrün dönüşü yok yani. Ha yok. Yani tövbesi yok. Yok. Yani. Ama günahın bedelini ödettiriyorlar. Yani bu kabirde çektirirler, mahşerde bekletirler veya cehenneme gider, cehennemde azap görür, temizlenir. Ama küfür pisliği nemenen pislikse, dünyadaki sıkıntılarla, kabir azabıyla, ölürken ölüm acısıyla ve mahşerdeki o sıkıntıyla falan temizlenmiyor bu. Hatta İmam-ı Rabbani Kutsu Sözleri buyuruyor ki, Ehl-i Sünnet itikadındaki bir Müslümanın, yani iyi araştırdım ve iyi anladım ki cehenneme girmeyecek buyuruyor. Ancak Ehl-i Sünnet itikadında olup da cehenneme gidecek olanlarda küfür pisliği bulaşığı varsa, çünkü diyor bu küfür pisliği nemenen bir pislikse, dünya sıkıntılarıyla temizlenmiyor. Ölürken ölüm acısı bunu temizlemiyor. Kabir azabı bunu temizlemiyor. Mahşerdeki beklemek bunu temizlemiyor. İlle cehenneme gidecek. Cehennem temizleyecek bunu buyuruyor. İlle cehenneme gidecek ve cehennem temizleyecek bu küfür pisliği nemenen pisliyse. Peki dinleyicilerin hatırına gelebilir. Hatırladı mesela bu tövbe etti. Tövbe ederse ne abi? Kurtulur tabii ki. Onun için de mesela İslam ahlakında gerçi son baskılarda 447. sayfada tecdid-i iman, tecdid-i nikah duası var. 3-5 Müslüman bir araya geldiği zaman mutlaka onu okumalı. Orada Allahümme inni üridü en üceddil iman ve nikaha tecdiden bi kavl la ilahe illallah Muhammedur Resul duası var. Dolayısıyla evli olan karı kocanın sabah akşam bu duayı hep okuması lazım. Ve hatta orada ya Rabbi hini bulumdan bu ana gelinceye kadar işlemiş olduğum hata, isyan, küfür neyse bunların hepsine tövbe ettim. Halbuki başka bir yerde de buyuruyor ki hangi konuda imandan çıktıysa o konudan tövbe etmedikçe tekrar Müslüman olmaz. Ama sonraki alimler buyuruyorlar ki hatırlamıyorsa, bilmiyorsa ya Rabbi bilerek veya bilmeyerek benden küfür yani imanım gidecek bir şey hasıl olduysa o neyse ben bilemiyorum ama onlardan ben tövbe ettim dese tövbesi kabul olabiliyor. Onun için ahir zamandayız. Tövbe istiğfara devam mı? Devam. Ama imansız giderse karı koca ikisi de imansız gider. İkisi cehenneme gider. İkisi de imanlı giderse ikisi de cennete gider. Biri imanlı biri imansızsa imanlı olan cennete gider. İmansız olan cehenneme gider.